Anne, ne düşünüyorum biliyor musun? Sizin çocuğunuz doğunca ben ona bakarım. Gudubet işteyken onunla bir kadının ilgilenmesi lazım. Hazır ben buradayım, ben büyütürüm. Halacık vallahi çok iyisin. Yani gudubet de işinin dışında çok iyisin. Siz bana evinizi açtınız, sofranızda yer verdiniz. Suzan'ı sevmem ama size minnet borcum var. Bir şey seve seve bakarım. Sana bir şey söyleyeyim mi halacık? Suzan'la pek anlaşamıyorsunuz ama bu sözleri duysa o da çok sevinir. Ha? Anne, ayakta durma evladım. Gel, otur da öyle konuşalım ha. Ama işim var halacığım ha. Ne işim var? Aa, küçük beni bekliyorum, okuldan geri dönecek. Kim? Halacığım, Betüş Hanım'ın küçük kızı var ya, Çilek Çilek. Çilek mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çilek diye isim mi olur? Aa, halacığım sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Ya Çilek, Betüş Hanım'ın küçük kızı. Böyle kızıl saçlı, böyle bicirik bicirik ya. Hatırlıyorsam ne olayım? Sahi Çilek mi adı? Anasının adı ne dediydi? Böğürtlen. Ya halacığım yapma Allah aşkına, her şeyi unutmaya başladın yine, dalga geçiyorsun. Şimdi sana nasıl çocuğa emanet edeceğim? Çocuğu vereceğim kucağına, aa cami kapısına çocuk bırakmışlar diye kimsesizler yurduna götürürsün onu. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ağlamak istiyorum Allah, yapma ya. Oo halacık ellerine sağlık, sofra pek güzel olmuş. Suzan geldi. Evet, işte güzel karım geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bakıyorum da çocuk olacak diye bana pek de düşkünleştin avni. Aa, rica ederim. Ben eskiden de öyle değil miydim karıcığım? Hadi hadi, daha çok ilgilenmeye başladım, fark ediyorum. Gel kızım, sofra hazır. Pardon ama bir şey söyleyebilir miyim? Hadi avni benim kocam. E size ne oluyor Mevlibağla? Niye bana bu kadar iyi davranıyorsunuz? Aa öyle deme. Halacık bebek doğunca ben bakacağım diyor. Bu onun fantezisi yani. Anlıyorum. Pardon. Kusura bakmayın Mevlibağla ama benim çocuğuma siz bakamazsınız. Yani ben evladımın eski bir zihniyetle büyümesini istemiyorum. Yani iyi eğitim almış, görmüş geçirmiş, modern bir genç kızımız tarafından büyütülmesini istiyorum çocuğumu. İyi. Bul o zaman başkasını. O burada kalsın. Ben huzur evine giderim. Ha. Aa, sakın, sakın Suzan. Evet, evet Avni. Ay ne yapayım, canım çekti. Suzan başka şey yapma. Yapma, yapma, yapma Suzan. Amye. Hadi hayatım ben çıkıyorum. Kafeye gidiyorum. Güle güle. Hayırlı işler. E ne bu surat böyle? Ha. Ay affedersin hayatım. Sanırım oyuncağın bir kısmını yedim. Bir kısmını. Yani afiyet olsun. Eğer canın çektiyse bir yenisini alırım. Çikolatalısı da çıkmış. Hayır Avni. Teleskop meleskop yok. Bak yarın bir gün çocuk doğacak. Bırak artık şüpheli saçmalıklarını. Ama... Aması maması yok. Bak dürbünü de yerim. Yersin tabii. Teleskopu bu hale getiren dürbünü bir lokma da yutar. Ben gidiyorum. Ha? Hadi hakkınızı helal edin. Nereye halacık? Huzur evine. Bismillah. İstenmediğim yerde bir saniye daha duramam. Aşk olsun hala. Kim sizi istemediğimizi söyledi ki? Bak yemeğim şurada, üzmeyin beni yani. Çocuk doğunca nasılsa beni kapının önüne koyacaksın. Hiç değilse kendim gittim derim. Aa, hiçbir yere gitmiyorsun halacığım. Hadi öp elimi de vedalaşalım. Ya bir yere gitmiyorsun. Niye öpeyim halacığım, öpmeyeceğim. Öpme o zaman, vedalaşmayalım. Canım öyle elini kolunu sallaya sallaya huzur evine mi gidilir Allah aşkına? Onlar senden daha misafirperverdir. Önce buyur ederler, ne gerekiyorsa yaparlar. Rahatsız olmayın.
Ben kendim giderim. Aa, halacığım huzur evi dedin, huzursuz ettin ama. Görüyorsun değil mi bebeği? Bak anneyi nasıl üzüyorlar. Ya ben bu lafları hak edecek ne yaptım ya? Al bakalım Leyla ablası. Sütümüzü emdik, şimdi de seninle oynamak istiyorum. Gel bakalım ufaklık. Oo, bugünden gün ağırlaşıyor annesi. Tabii, büyüyor ablası. Tosun oldu benim oğlum. Tosun paşam. Hadi siz işlerinizi yapın. Ben Efecan'la ilgilenirim. Tamam canım, sağ ol. Ne derler? Hani böyle bütün ev halisi uyanır. Kimisi işine, kimisi gücüne gider. Evde bir koşuşturmaca başlar. Ama seni gibiler böyle yatakta bütün gün yatarlar. Malak gibi gerine gerine bir sağa bir sola devirir. İşte onlara gebeş derler. Gebeş, gebeş. Gebeş mi? Aha, hiç duymadım. Gebeşmiş. Anne, şöyle oturup hayatını bir matematiğe vurursan fark edersin ki ömrün üçte ikisi uyuyarak geçmiş. Öyle mi? Ömrümün sadece yarısında var olan biri olarak nereden biliyorsun? Ay, ilk yarısını bilmeye gerek var mı? Var tabii Suzan Hanım. Sen beni gençliğimde görecektin, gençliğimde. Canavar gibiydim, canavar gibiydim. Böyle fıkır fıkır. Sonra ne oldu? Sonra seninle evlendim. Böyle oldu. Ne yani? Ne demek istiyorsun sen? Ben mi seni bu hale getirdim yani? Evet, sen beni bu hale getirdin. Pasifize ettin beni, pasifize. Güdük kaldım, güdük. Şimdi karşıdan bakıyorlar da bu kadar görüyorlar beni. Senelerce dırdırınla, vırvırınla içimi kuruttun, içimi. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hiç olmazsa biraz uyuyorum ki o dırdırın, vırvırın üçte ikisinden kurtuluyorum. Ha, güleyim, güdük kalmışmış. Ayol sen ben, seni aldığım zaman da güdüktün zaten. Seni alan da güdüktü. Budursunuz, ailece böylesiniz işte. Kalk, hala yatıyorsun. Seni gebertirim ha. Puh! Doğru söyleyeni 9 köyde tükürdülermiş. Evliliklerinin tamamını her Allah'ın günü perilere bakarak, çalışmayarak, karısını hiçbir yere götürmeyerek geçiren bir adama vırvırdaz dırdırdaz. Seni terk edip gitmediğime dua et sen. Ne oluyor Suzan ya? Ne oluyor be? Sabah sabah böyle korku filminden çıkmış gibi. Alien gibi geldin be. Dırdırdırdır, ne oluyor sana? Keçilerim geldi çünkü abi. Keçilerim geldi, anlıyor musun? Seni mahvedeceğim abi. Beni delirtiyorsun. Bugün evlilik yıl dönümüz. Çıkıp karına güzel bir hediye alacağına burada malaklar gibi yatmışsın, gerine gerine poponu bir sağa bir sola devirip duruyorsun. Ben işe gidiyorum. Sana iyi salınmalar. Ah Suzan, sen daha kocanı tanımadın. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben bu adamla? Birisi diye de susurayım. Suzan Hanım. Leyla'cığım, ben çıkıyorum canım. İyi işler, kolay gelsin. Hadi Efecan, anneye el sallayalım. Baş baş oğlum, baş baş. Ah Leyla'cığım, bak ne diyeceğim. Bize geldiğinden beri hiç izin bizim kullanmadın. İstersen bugün Efecan'ı babasına bırak da... sen arkadaşlarına falan vakit geçir ha, ne dersin? Gerek yok Suzan Hanım, teşekkür ederim. Aa, nasıl yok ayol? Genç kızsın sen şekerim. Aa, git arada bir saçına böyle mısır püskülü gibi duruyor. Bir fönmön çektir. Acık makyaj yap, renklensin suratın. Bak maaşını verdik sana, güzel de para veriyoruz. Git elbise melbise alsana kızım. Moral olur. Yani böyle bütün gün dışarı çıkmazsan... yani bizim için tabii hava hoş. Efecan seninle olduğu sürece gözümüz arkada kalmıyor ama... benden sana dost tavsiyesi. Vallahi evde kalırsın. Kız kurusu olursun, seni bir balkona atarlar, sallandırırlar kuru biber dolması gibi. Şimdilik çıkacak bir yerim yok. Hmm, demek öyle. Ben seni çıkartmasını bilirim. Bugün Efecan'ı gezmeye götüreceksin. Dönüşte de bizim kafeye geleceksin, tamam mı? Kafeye mi? Sizin çalıştığınız kafeye mi? Evet canım, tam oraya. Zaten artık yolu öğrensen iyi olur. Hadi canım, görüşürüz. Bay bay. Şimdi bu 2-4 demetimi yazdım buna. Sus
be. Çocuğun bütün gün gazı vardı zaten. Ondan huysuzlanıyor. Gel oğlum gel gel. Ben bunun bir gazını çıkarayım da rahatlasın çocuğum. Aa, gazı git başka yerde çıkar. Benim uykum bölünmesin şimdi. Aa. Ay affedersiniz. Hay hay padişahımız. Emriniz olur efendim. Varisiniz yetişkin olana deyin. Bu naçizane köle anne ona tek başına sizi rahatsız etmeden bakmakla hükümlüdür efendim. Yeter ki siz uykunuzdan olmayınız. Biz gider gazımızı sarayın başka bir köşesinde çıkartırız efendim. Yeter ki sizi rahatsız etmeyelim. Çok güzel, çekilebilirsin. Padişahım çok yaşa. Siz de görün yavrum. Yürü ya kulum. Ödümü patlattın Leyla. Sen daha uyumadın mı? Ben de seni yattı sanmıştım. Kitap okuyayım dedim dalmışım. Ondan irkildim. Ha. Ne oldu? Efecan'ın gazı mı var? Sorma ablası. Bugünü çok kötü geçiriyor. Siz yatın ben ilgilenirim. Yok canım yok sağ ol ben hallederim. Uyandım zaten bir kere. Hem benim oğluşum uyuyamadıktan sonra annesinin gözüne uyku giymezdim. Benim. Peki siz bilirsiniz. Sağ ol canım sağ ol. Hadi sen git odada kitabını oku. Ben Efecan'la ilgilenirim. Hem zaten iş yerinde bütün gün gözümde tütüyor. Birazcık göreyim oğlumu. Azıcık uykusuz kalmışım çok mu? Anılık hakkı ödenmez. Peki iyi geceler. İyi geceler canım. Tekrar iyi geceler. İyi geceler. Ne yapalım oğlum? Cam kenarına gidelim mi seninle? Ha? Pıt pıt yapalım mı burada? Rahatlayalım oğlum. Hadi bakalım hadi bir bık yap bakayım bir. Hadi. Aa oğlum bak. Bak yıldız kaydı. Hadi gel anneyle beraber dilek tut. Hı? Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.